أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Salat ve selam elçisi, peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah kendisine yol arkadaşı kıldığı sahabelerden razı olsun. Ve Rabbimiz iman bahtiyarlığına eren biz müminlere merhamet etsin. Günahlarımızı affı mağfiret etsin. Bu çetin yolda bize yardım etsin. Değerli kardeşlerim, bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımız. Yeni birisiyle inşallah beraberiz. Bugün kılavuzumuzun adı Abdullah bin Amr ibnül As'tır. Amr bin As'ın oğlu Abdullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi kendisine vermiştir. Asıl babasının verdiği isim As'tı. As, Asi anlamına geldiği için Allah Resulü aleyhisselam ismini değiştirmiş ve onu Allah'ın kulu anlamında Abdullah diye adlandırmıştır. Büyük sahabidir. Dört Abdullah'tan birisi olarak tarihte yerini alacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama babasından daha önce iman etmiştir. Amr bin As'tan daha önce iman etmiştir. Ailesini Efendimiz aleyhisselam şu iltifatla değerlendirmiştir. Ne güzel bir aile, ne güzel bir baba, ne güzel bir evlat, ne güzel bir eş diyerek Abdullah'ı ailece Efendimiz aleyhisselam takdirle yad etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh ismini muhacirlerden yazdırmıştır. Bu basit bir ünvan değildir kardeşlerim. Muhacir ifadesi, hicret ameli, Kur'an'da var olan ameller arasında en kıymetli amel olarak hicret zikredilir. Var olan sınıflar arasında en değerli sınıf olarak muhacirler zikredilir. Üç sınıftan bahsedilir Kur'an'da bir yerde. Muhacirler, yani kendi vatanlarını, kendi ailelerini, kendi işlerini, kendi ortamlarını terk ederek Allah'a daha iyi kul olmak, daha müsait bir ortamda bu kulluğu devam ettirmek için terk ederek göç etmiş olan kimseler. Neden geçmemişler ki? Geride ne bırakmamışlar ki? Aile kalmış, iş kalmış, ev kalmış, yurt kalmış, yılların edindiği çevre kalmış, tek başına Allah için yola koyulmuş. O nedenle yüksek bir payedir hicret. Çok değerli bir sınıftır muhacirler. Allah muhacirler, ensar ve onları iyilikle takip edip onlarla ilgili hayır düşünen, hayır temenni eden topluluklar diyerek bizleri de katmıştır o üç şerefli sınıfa. Muhacirlerden birisidir Abdullah bin Amr ibnül As radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Bir ilim ehlidir. Sıkı bir ilim ehlidir hem de. İşini ciddiye almıştır. Sadece Kur'an değil, ehli kitap olarak bildiğimiz ehli kitaba inen kitaplarla ilgili de bilgilere sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile olan beraberliğinde bir talebe ciddiyeti göstermiş, ondan ne dinlediyse kalemi kullanarak yazıya dökmüş ve As-Sahifatu Sadika diye nitelendirilen sadıka sahife, Efendimiz'den duyduğu hadisleri kendisine yazdığı bir sayfadır bu. Yaklaşık 700 hadis rivayet eden bu zat, Abdullah bin Amr ibnül As radıyallahu anh, 1000 hadis kadar da hadis rivayet ettiği ifade ediliyor. Bu zat kalemi kullanarak Efendimiz'den yazı yoluyla, kayıt yoluyla hadis dinleyen nadir sahabelerden bir tanesidir. Ebu Hureyre hafızasını kullanmıştır radıyallahu anh. Amr bin As'ın oğlu Abdullah ise kalemi kullanmıştır. İlim sahibi bir insan. Bakın, ilme vermiş olduğu değeri bu bilgilerin ışığında değerlendirin. Şöyle ifade eder. Dünya namına bana şu elimdeki sayfa, Allah'ın indirdiği Kur'an fakir fukaraya dağıtılmak üzere ihtiyaçlar giderilsin için babamın vakfiye olarak bağışlamış olduğu vakfiye dışında dünyada bana değerli hiçbir şey yoktur. Yani dünyada bu üç şeyi alırsanız hayatı bitirin. Benim için bir anlam ifade etmeyecektir diyerek gerek Kur'an olarak Allah'tan inen, gerek Efendimizin sözleri olarak kendisinin duyup yazdığı ilmin ne kadar büyük bir kıymet olduğunu ifade etmiş oluyor. Muaviye dönemindedir.
babasından kendisine kalan yüklü bir mülk vardır. Peki bu mülkü nasıl kullanır dersiniz? Bakın dikkat edelim. Bir hac farizası için Mekke'dedir. Farklı bölgelerden gelen topluluklardan birisi kendi bölgesinde yetiştirmiş olduğu hafız bir grup ile birlikte hac etmeyi istemiş ve Mekke'ye varmıştır. Mekke'ye varmışken sahabelerden Efendimiz'i dinleyen bir zat, Efendimiz'den bize hadis aktaracak bir zat var mı diye sağa sola bakınırlarken duymuşlar ki Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh o yıl hac farizasını yapmak üzere Mekke'dedir. Hemen onun yanına yönelirler. Bir ara yolda kalabalık bir deve topluluğu görürler. Mücehhez bir deve topluluğu 300 kadar. Hayrola ya, bunlar ne için hazırlanmış, kimindir bunlar derken bunlar Abdullah bin Amr'ındır diyerek söylerler bilenler. Ya biz Abdullah bin Amr'ı daha mütevazi bir hayat, daha zahit bir insan olarak bilirdik derken nerede olduğunu sorarlar. Abdullah bin Amr'ın mescitte olduğunu duyunca oraya yönelecekler. Ancak peki bu develer neyin nesi diye de sormadan geçemiyorlar. Oradakilerin cevabı şudur. Bu develer 300 deve. 100 tanesi gelmiş olduğu bölgeden hac etmek isteyen ihtiyaç sahibi kardeşleri için ayırdığı bineklerdir. Diğer 200 deve ise gelenlerin yeme içme ihtiyaçlarını kendisiyle giderecekleri azıkları taşımak üzere hazırlanmıştır. Düşünebiliyor musunuz? 300 deve tamamen hac yolcusuna hizmet etsin diye Abdullah bin Amr tarafından özel tahsis edilmiştir. Bu onun zenginken nasıl bir zengin olduğunu gösteren önemli bir örnektir. Ve bakın Abdullah bin Amr İbnül As radıyallahu anh bu kadar mülk sahibi iken duasını nasıl yapar? Allah'ım der, yarın ahiret gününde ben 10 zenginden birisi olmak yerine 10 miskinden birisi olmayı tercih ederim. Çünkü Peygamber Efendimiz bizi şöyle uyardı. Bugün çoğaltmış olanlar yarın ellerine çok az şey geçecektir. Bugün çok mülke sahip olanlar yarın ellerine çok az şey geçecektir. Şunlar hariç diyerek işaret diliyle Abdullah bin Amr gösterir. Önüne, sağına, soluna ve dönüp ardına öylece dağıtanlar hariç der. Mülkü ancak bu şekil dört bir yana dağıtanlar mülkün fitnesinden kendilerini azat etmiş olurlar. Değilse rıza gösteren miskinler, sabırlı miskinler zenginlerden çok daha değerli kılınacaklardır ahiret gününde. Bu Abdullah bin Amr ibnül As radıyallahu anh'tir. Allah Resulü'nün seçkin sahabisi olan bu zat hem Kur'an hafızıdır hem hadis öğrencisidir ve iki temel kaynağın bize taşıyanlarındandır. Allah kendisine rahmet etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.